Değerli belediye başkanım, değerli ilçe başkanım, ilçe katakolları başkanım, ilçe başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve değerli örgütümüz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ve yarın çok uzun iki günlük bir program yaptık. O yüzden başlangıçta sözü çok uzatmayayım. Çalıştayı gerçekleştirmenizde özellikle desteklerini esirgemeyen birkaç isim saymak istiyorum. Özellikle teşekkür etmek istediğim. Taner Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Gökhan Taner'i Ural'a teşekkür etmek istiyorum. İhsan Yılmaz, Gülcan Karadağ, Arda Kaya, Efe Başar'a çok teşekkür ederim. Ayrıca yaklaşık 2 aydır çalıştığı için uğraşan ekibime, 2 aydır bu raporları, bu sunumları hazırlamaya emek gösteren bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sözümü çok uzatmayayım. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkürler. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Gençlik Kolları Başkanım, İlçe Yöneticilerim, Kadın Kolları Yöneticilerim, Meclis Üyelerim, herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gençlik Kolları'na çok teşekkür ederim. Bugün burada bizleri buluşturduğu için, bu güzel organizasyonu yaptığı için ve de emeklerinden dolayı kendilerini kutluyorum. İnanıyorum ki çok güzel bir iki gün geçireceğiz. Ve çok detaylı bir şekilde bilen bir daha bilgisini tazeleyecek, bilmeyen de öğrenmiş olacak. Gençlik Kolları Başkanıma bu emeklerinden dolayı tüm ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla herkesi tekrar selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kadın Kolu Başkanım ve bu toplantıda organize eden Sayın Gençlik Kolları Başkanım hep ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgütü, meclis üyelerimiz, ilçe yöneticilerimiz, kadın kolları yöneticilerimiz, mahalle başkanlarımız ve siz kıymetli dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli dostlar, evet Beykoz kazandı, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı, Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler kazandı ama en önemlisi inanmak, başarmak ve inandığın yolda yürümek kazandı. O yüzden hepinize geldiğiniz için ve bugün burada bu hususları konuşacağımız için hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Nasılsınız? Şimdi klasik bir girişle yapayım diye düşündüm ama ben de bir selamlama yapayım, ondan sonra tekrar konuşayım. Hakikaten burada bu ortamda bizlere bu çalıştayı sunan, emeği geçen herkese Sayın İlçe Başkanımız ve Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ve Gençlik Kolları Başkanımızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Belki biraz evvelki aramızdaki konuşmadan bahisle çalıştayların daha fazla olması, çalıştay kültürünü yaygınlaştırmamız ve öncelikle biraz evvelki konuşmacıların söylediği gibi bir takım titre olan arkadaşlarımız var. İlçe başkanlığı yöneticileri, değerli kadın kollarının yönetimi, gençlik kolları yönetimleri, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz. Ya bu çalıştayın daha etkin yapılması gerekiyor. Yani bizim Beykoz'da iktidarımızı yansıtan bir yoğunlukta yapmamız lazım. Bu konuda parti içinde, parti dışında bazı sıkıntılar var diye hissediyorum. Ben çok seçimlerle fazla şey yapamadım, ilgilenemedim belki ama kadın kolları seçimimiz başta olmak üzere, ileriki süreçlerde gençlik kolları seçimi önümüzde, daha sonra da ilçe başkanlığı seçimleri önümüzde. Burada önemli olan bu seçimlerde
başarıyı yakalamak anlamında mücadele tabii ki olacak. Fakat o mücadeleden sonra kırılmaların minimize edilmesi lazım, minimum olması lazım. Ve ortak hareket kabiliyetini ve enerjisini kırmadan, dökmeden devam etmek lazım. Biz bunu başarmalıyız. Bakın 99-2004, 2004'ten sonra kazanılmış bir seçim var. Bunun kıymetini Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyelerinden başlayarak mahalle temsilcileri, meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, partili olmayan beykozlar bu konuda destek vermesi lazım. Bizim gerçekten Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına dönmesi için Eylül'de çalışmak lazım. Küçük düşünmemek lazım. Küçük olsun, bizim olsun. Bizim dışımızda da kimse gelmesin anlayışını artık terk etmemiz lazım. Bakın, mutlaka Beykoz'da kendimizin dışında, ilçemizin dışındaki insanların yaşamlarını dokunmamız lazım. Biz birbirimizi yüceltmemiz lazım. Yüceltmediğimiz takdirde ileriki süreçlerde sıkıntı yaşarsınız. Seçim zamanlarında o kısacık 34 gün, bu seçimde 34 günde karşı siyasi partiyle diyeyim mücadele edildi. 34 günde kendinizi anlatamazsınız. Kendi mahallenize, kendi komşunuza anlatamazsınız. Bakın bu çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Kimin ne hesabı varsa, bu tabii şey konuşmasını geçti, selamlama konuşmasını geçti belki ama yani biz silkelenip kendimize gelmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Yanlış düşünüyor olabilirim. Ama bakın bu salona ismi verilen siyasi kimlikten sonra Beykoz'da en fazla seçime girmiş bir kardeşimiz olarak sesleniyorum. Kısa sürelerde bu atraksiyonları yapamaz parti. Çünkü yapı olarak çok yoğun, güçlü bir yapıyı hareket ettiremezsiniz 34 günde. Kimseye inandıramazsınız. O yüzden kesinlikle herkes aklını başına alsın. Yerel basın başta olmak üzere kimse parti üzerinden yerel basına ve diğer siyasi partiye malzeme vermesin. Malzeme akışı sağlamasın. Bilgi akışı sağlamasın. Bu mesaj nereye gidiyorsa gitsin. Ben biliyorum nerelere gittiğini de. Bilmeyenler için söylüyorum. Siyasi rekabet parti içinde, parti dışında mutlaka olacak. Ama parti içindeki huzuru sağlamamız için el birliğiyle, güç birliğiyle mücadele etmemiz lazım. Ya bu salonun fotoğrafı bu olmamalı diye düşünüyorum. Sizler nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Bunları alkış almak için de söylemiyorum. İleriki süreçlerde yaşayacağımız sıkıntıların yaşamamak anlamında anlatıyorum. Benim bu konuşmam bana bir artı bir şey kazandırmaz. Yani benim ileri süreçlerde bakın genel seçimlere gidiyoruz. Genel seçimlerde ben size pozisyonu anlatayım. Genel seçimlerde mevcut ülkeyi yöneten malum parti yereldeki başarısızlığını kapatmak ve genel seçimlerde başarı elde etmek için belediyelerin İller Bankası'ndan payları düşürme çalışması var. Bu paylar düşecek. Daha sonra da gönderilen genelgeyle tasarruf genelgesi adı altındaki genelgeyle de belediye yönetimlerini elini kolunu bağlayan anlayışı sahaya sürdü Türkiye genelinde. Bu şu demek, meali şu, diyor ki yerel yöneticileri tamam seçtiniz ey Türk halkı ama ben bunların elini kolunu bağlayacağım,
ve onların hizmet üretemez bir noktada sizin karşınıza o şekilde sunacağım. Genel seçimlerde de istediğim oyu almak için bir çalışma hazırladım ve hayata sürdüm diyor. Benim anladığım bu. Bu anlayışı karşısında birlikte beraberlikte hareket ederek sosyal medyadan AKP'nin trolleri sürekli saldırırken belediye yönetimi ve çalışan müdürlüklerine ben buradan sizlerin aracılığıyla sosyal medyaya, belediye medyasına destek istiyorum. Çok troller saldırıyor. Genel Merkez Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yapay zekayla çalışan bir sistemde İstanbul'da 39 ilçe içinde en fazla saldırılan ilçe Beykoz. Bazıları buna çanak tutuyor. İrlandalılara sesleniyor. Puan kaybettirerek hiçbir yere varamazsınız. Bu işin faturası sonrası çıkar. Hissetmezsiniz. Size belki bir vurur, başkasına on vurur. Sosyal belediyecilik, demokratik ve sosyal hakları hayata geçirmek, bu ülkeyi Cumhuriyet'in değerleriyle buluşturmak, fabrika ayarlarına döndürmek için bir şans var önümüzde. Bunu kimseye heba ettirmeyiz. Küçük hesap içinde olanlara hiç ettirmeyiz. Bu duygu düşünceler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beykoz'da belediye başkanlığını 20 yıl aradan sonra tekrar kazanmamız nedeniyle mazbata verme olayı seçim kurulunda AKP'nin yaptığı 3 tane itiraz nedeniyle 1-2 gün gecikmeyle sağlanmıştır. Bu arada yaşadığımız bu gecikmenin nedenlerinden bir tanesi maddi hatalar, itiraz edilen ve sonuçlanmayan bazı dosyalar ve peşinden 5000 küsür geçersiz oya karşılık 1433 oyla kazanılan seçimin yeniden oyların sayılmasıyla ilgili AKP'nin talebi seçim kurulundaki duyarlı arkadaşların oylarıyla 4-3'lük bir oyla reddedilmişti. Ancak ilgili parti yani AKP il seçim kuruluna yapmış olduğu itiraz nedeniyle bizim kararımızı il seçim kurulu iptal etmişti. Partimizin yetkilileri il seçim kurulunun kararını yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu'na ilettiler. Yüksek Seçim Kurulu da bizim kararımızı onayladığı için AKP'nin yapmış olduğu bu karar kadük sayılmış oldu. Dolayısıyla AKP'nin tekrar iki tane daha reddedilen kararı vardı. Bunlar itiraz süresini doldurmak adına o gün saat 15'te bitmesine gereken itiraz süresini 14.30'da ikinci bir dilekçeyle başvurdular. O nedenle İl Seçim Kurulu bizim ikinci red kararımızı onamış olması nedeniyle ve mazbatayı da bir an evvel verelim diye ön hazırlığında yapmaya başlamıştık.
Ve bunu da başardık. Sonunda aynı gün içerisinde bir iki değişik karar vermemize rağmen seçim kurulu kararı sonucunda mazbataların verilmesiyle kararlaştırıldı ve tanzim ettiğimiz mazbatalar yerine gereğini yaparak ulaşmış oldu. Bir soran Beykoz'lar. Bu sonuç Beykoz'lar dedi. Beykoz'u kazandı. Beykoz'lar yönetecek. Hepinizi tutuyorum. Beykoz'un güvencesi. Hala artık yoksana. 31 Mart yerel seçimlerinde Beykoz'da zaferi nasıl kazandık? İlişim ekibi olarak neler yaptık? Sizlere bu geceyi anlatmak istiyoruz. Öncesinde, tabii öncesi var zaferin. Önce genç arkadaşlarımızla iletişim kurduk. Arkadaşlarımızı bitmeyecek bir gece için ikna ettik. Ki bitmeyen bir gece oldu. Sonunda zaferle sonlandı Allah'a çok şükür. Önce bilişim ekibi olarak genç arkadaşlarımızla beraber bilgisayar konusunda donanımı sağladık. İnternet ağımızı güçlendirdik ilçemizde. Profesyonel bir seçime gittik. Jeneratör getirdik o gece için özel. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için. Genel merkezle birlikte sistemin doğru çalışıp çalışmadığına dair 4 tane teste girdik. Okul bilişim sorumlularının her birini teste soktuk bu konuda. Burada okul bilişim sorumlularıyla koordinasyonu bilişim ekibimizdeki 13 arkadaşımız sağladı. Ve seçim gecesi de bu işi doğru yaydığımız için hiçbir sıkıntı, aksaklık yaşamadık. Bilişim ekibimizdeki arkadaşlarımızla birlikte süreci kontrollü ve sağlıklı bir şekilde tamamladık. Ve tüm veri akışını doğru şekilde başkanımıza ve Beykoz halkına bildirmiş bulunduk. Merhabalar. 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Beykoz'u İstanbul'u kazanarak güzel bir başarıya imza attık. Seçim sürecinin başlangıcında belediye başkanı adayımızı yerel basın emekçileriyle buluşturduk. Yerel basın emekçileriyle güzel diyaloglar içerisine girdik. Bunu basın komisyonumuzla birlikte başardık. Doğru habercilik ilkesine uyarak diyaloglarımızı sürdürdük. Bunun etkilerini Beykoz halkının karar vermesine olumlu yansıdığını görmüş olduk. Bu kafede dönüşümler olan daire sahipleri orada barınamayacak. 5 sene 10 sene sonra bunlar ithal bu ülkeye davet ettikleri Katarlı, İranlı, Rus, 40 ülkeden Beykoz vatandaşları. Arası olan Beykoz'da yaşayacağı Beykoz hayal ediyor. O yüzden yaptıkları planlar Beykoz'u ya hizmet etmiyor. Merhaba. Seçim döneminde ilçe yönetiminde eğitim sekreterliğini gerçekleştirdim. 15 tane eğitim gerçekleştirdik ilçemizde, sandık güvenliği eğitimi. 564 tane asil sandığımız, asil görevimiz vardı. 564 ile 7'ye gerekli vardı. Her eğitim öncesinde ilden gelen parti eğitmenlerininle birlikte öncelikle bir konuşma yapmamız gerekiyordu. Konuşmalarım da benim hep şu şekilde gitti, verdiğimiz mesajlar. Çünkü bir yorgunluk vardı, niye? 14 Mayıs ve Haziran seçimlerinde çok yorulduk. Üst üste eğitimden alan arkadaşlarımız bir daha buraya davet etmek, bir daha getirmek gerçekten onlar açısından da zaten eğitimliyiz, daha neyin eğitimi şeklinde. Fakat her sandık eğitimi yeni dinamiklere sebebiyettir. Yani her seçimin kendine özgü bir karakteri. O yüzden de eğitimler aslında çok şart olduğunu ben de bu dönem çok iyi algılamış oldum. O gün sandık güvenliklerini eğitim alan arkadaşlarımız Türkiye'nin tek yetkili devlet memurlar, yani en yetkili devlet memurları o gün iyi bir donanımla olmaları gerekiyor ki gereklerine şerp koysunlar, gereklerine itiraz edebilsinler. Haklarımız çünkü onların elinde. Sandık güvenliği eğitimindeki alan arkadaşlarımız bu bilince sahip olduklarında itiraz ve şerp koydurtma haklarına haliyle o günkü bizim de bütün haklarımızı parti olarak kaybedeceğimiz veya kazanacağımız neyse oradaki bütün ortaya koydukları var müşteriyle bilgileri aslında bize çok şey kazandırmış olacaktı. O yüzden eğitimler çok önemliydi. O Beykoz'un evlazını Beykoz'unu biliyor. Gözün aydın Beykoz'un paralatın geliyor. O Beykoz'un evlazını Beykoz'unu biliyor. Gözün aydın Beykoz'un paralatın geliyor. Beykoz kollarımızın ve kadın kollarımızın desteğiyle girilmedik, ev bırakmadık. Çalamadık, kapı bırakmadık. Sıkılmadık, ev bırakmadık.
O yüzden de inandık ve başardık. 31 Mart'ta çok güzel bir güne merhaba dedik 1 Nisan itibariyle. Beykoz'a tabiri caizse İstanbul'a çok güzel bir bahar geldi, güneş açtı. Bu güneşle de sizlerin emeği çok büyük. İnşallah 2026'da da çok güzel günler tekrar bizi bekleyecek. Biz genelde iktidar olduğumuz gibi inşallah genelde de iktidar olacağız. Gençler bizim her zaman önümüzde ve yanımızda omuz omuz olsunlar. Gençlerimiz bizim yanımızda olduğu sürece biz hep başarılı olacağız. Biz kadın olarak, kadın meclis üyesi adayları olarak, bütün kadın örgütü olarak, gençlik örgütü olarak inandık. İnandığımız için de başardık. 45 mahallemizde kapı kapı dolaştık. Girdiğimiz her kapıda çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel. İnsanlar bizi teveccühle karşıladılar. Bu bize daha çok motive verdi. Bizi daha çok motive olmamızı sağladı. Çünkü insanlar artık bizi kurtarın, tabiri caizse bizi kurtarın dediler. Ve Beykoz Belediyesi'nde bize bu yetkiyi verdiler. İnşallah biz de bu aldığımız yetkiyle beraber Beykoz'a daha güzel işler yapacağız. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece bize başarılı olacağız. Hep bizimle olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olun. Yolumuz açık olsun. Çeşitli bilgiler vereceğiz. Protokoldeki sayın konuklara aslında bu raporun bir örneğini verdik. Meclis üyelerimize de bu raporun bir örneğini verdik. Bu raporda aslında biz puan mahalleleri çeşitli verilere göre 3 farklı seçim için ayrı ayrı ütüledik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, belediye başkanlığı seçimi, ilçe belediye başkanlığı seçimi ve belediye meclis seçimi üzerine 3 ayrı şekilde ütüledik. Oy sayısı artışı, katılım artışı, puan artışı veya azalışı üzerine tek küçük bir incelemelerde bulunduk. Verilerimizin kaynağını YSK'dan aldık. Fakat YSK'dan alınan verilerde şöyle bir sıkıntı var. YSK mahalle mahalle sonuçlarda çıkıyor. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ancak oran açıklamıyor. Yani CHP kabacıkta şu oyu, şu sayıda oy aldı diye açıklıyor. Fakat şu oranda aldı diye açıklamıyor. O yüzden bu oranlara teker teker bizim hesaplamamız gerekli. Bu hesaplamaları annem ve babamla yaptım. Bana teker teker okudular. Teşekkürler. Bu sunumda da ne amaçlıyoruz? Aslında sunumda ne amaçladığımızı da birazdan biraz kısa önce söylemiştim. Bunu az önceki belgeselde anlatmıştık ama 3000 tane gence gittik. Kolay olmadı çünkü şundan kolay olmadı. Çok fazla bir sayımız yoktu sokakta. Çünkü 2023 seçiminde hayal kırıklığına uğramış bir gençlik vardı. Dolayısıyla önce gençleri ikna etmemiz gerekiyordu. Burada da çok kolay değil dediğim gibi. Biz bazı zaman 5 kişiyle, bazı zaman 10 kişiyle çalıştık. Ama gerçekten özverili genç arkadaşlarla çalıştık. Bu 10 kişi 100 kişi gibi çalıştı. 20 kişi 200 kişi gibi çalıştı. Nihayetinde seçimi kazandık gece gündüz çalışarak. Gençlerin bu seçimi kazanmasında etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 3000 tane yeni seçmen vardı ve bence hepsi bize oy vermiştir. Yeni seçmenler. Çünkü mümkün değiller. Türkiye'de yaşamaktan, şu anki iktidarın yarattığı koşullarda Türkiye'de yaşamaktan mutlu değiller ve bunun değişmesini istiyorlar. Bunu bize yerel seçimlerde gösterdiler. Ve umuyorum ki en yakın genel seçimde, erken seçimde de bunu tekrar göreceğiz. Ben kısaca böyle cevaplamış olayım. Herkese tekrar merhabalar. Evet, seçimi bu sefer nasıl kazandık? Çok önemli. Ekrem Başkanımızın iki defa İstanbul'u kazanmış olması ve görevini layıkıyla yerine getirmiş olması halkın teveccühü ve güvenini tazeledi ve halk da güvenini tabii Ekrem Başkanımız için tazeledi. Şimdi burada da yine aynı bir örneğimiz vardı aslında. Alaaddin Başkanımızın örneği. Alaaddin Başkanımız da halkın teveccühünü daha önceden almış. Halkın gönlünü almış bir liderdi. Aslında bizim 34 günde başkanımızın az önce söylediği gibi 34 günde Alevi Cihan olsaydık, bunu daha önce örgüt toplantımızda da söylediğim için tekrar söyleyebilirim. Tanınır olması çok önemliydi. Daha önceden halkın gönlüne dokunmuş olması çok önemliydi. Biz 34 günde yani adayımızı tanıtmak yerine direkt gidip kapısına ismiyle söylediğimizde ve inşallah olur diye halkın teveccühünü almamız bizim için çok önemliydi. Fakat çok önemli bir şey daha var ki koordineli ve disiplinli çalışmaktı. Kadın örgütü ve gençlik örgütü, ilçe başkanlığımız ve yönetimi bu son seçimde hakikaten çok birbirimize kenetlenerek çalıştık.
Herkes birbirinin eksiğini tamamlamaya çalıştı. Eksik aramaya çalışmadık. Eksik tamamlamaya çalıştık. Tabii burada sadece bizim başarımız demek de hem siyasi ahlaka hem de terbiyeye sığmaz. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi için emek vermiş birçok yönetici, birçok başkan oldu. Bu yolda kimileri çakıl taşı koymuştur, kimileri hayat taşı koymuştur ama bir şekilde herkes hevesinde bir ağırlıkla yürümüştür. Cumhuriyet Halk Partiliği sorumluluğuyla yürümüştür. Bu sorumluluğa layık olmak için biz göreve geldiğimiz andan itibaren son iki yıldan bahsetmiyorum, ondan önceki dört yıldan da bahsediyorum Sayın Başkanım. Seçim varmış gibi çalıştık. Her gün kapılardaydık. Yani bunların hem veri olarak sonuçları ellerimizde, ilçe başkanlığımıza teslim ettik dosyalarımızı. Bir önceki dönemdeki ilçe başkanlığımıza da teslim ettik. Pandemi demeden öbek çalışmalarımızı, pandemi çalışmalarımızı ve yine kapı kapı dolaşmış olmamız, halka dokunmuş olmamız bize bir de şu kolaylığı da yaşattı. Seçimden seçime geliyorsunuz demediler Sayın Başkanım. Aa yine siz mi geldiniz, hoş geldiniz demeye başlamıştı vatandaş. Ve bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Bir de dokunmadığımız, gitmediğimiz kapılar bizim değildir. Bunun hepimiz çok net bilincindeyiz. Gidip dokunduk. Son gün Alaaddin Başkanımız Zerzevat köye gideceksiniz dedi. Zerzevat köyüne gideceksiniz dedi. Biz dedik ki başkanım hani çavuş başına dolaşıyoruz. Bir kısmınız da oraya gideceksiniz dedi. Gittik. Hakikaten o kadar güzel oldu ki iki şehit ailesiyle karşılaştık. O iki şehit ailesi bize ne niyetinizle geldiniz? Alaaddin Başkan'a selamlarınızı söyleyin. O bizimle çok ilgilendi. Biz de ona gönlümüzü verdik ve oyumuzu da gelip kullanacağız dediler. İyi ki de göndermişsiniz başkanım. İyi ki de oralarda dokunmuşuz. Son gün oralarda dokunma fırsatımız da oldu. Fakat biz göreve geldiğimiz andan itibaren öyle bir bilinçle hareket ettik ki yarın seçim varmış gibi. Çünkü artık hakikaten çok özür dilerim söylüyorum. Aborjin halkını bile getirseniz buralarda barınmak istemeyip kendi ilkel hayatlarına dönmeyi tercih edeceklerdi. Çünkü neden? Ekonomik özgürlük yok. Gençler çok mağdur. Şimdi Beykoz kahveleri, Beykoz kahvecilerimiz gece yıllarına kadar dolu. Neden? Tek sosyal hayatları, tek sosyalleşme alanlarının oralar olduğunu düşünüyor çocuklar. Aslında onlara kültürel açıdan, sanatsal açıdan nice güzel şeyler verebilme şansımız varken çocukların oralarda sıkışmış olması, gençlerin oralarda sıkışmış olması hakikaten hepimizi üzüyor. Kadınların ekonomik özgürlüğünün olmaması bizi çok üzüyor. Kadın istihdamını sağlamak için de tabii başkanımızı projelerimizde sıkıştıracağız ama elimizden geleni yapacağız. Ama burada bugün hakikaten gençler bizim umudumuz oldu. Her zaman da umudumuz. Gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Seçimi çok zor şartlarda ama çok büyük yürekle ve inanarak kazandık Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Evet, güzel bir soru, güzel bir ortam. Seçimi en başında 34 gün bir çalışmayla kazanmadık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geçmişiyle, geleceğiyle ve bundan sonraki geleceğiyle köklü bir parti. Köklü bir, ve kökleri Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine yayılan bir parti. Ama Beykoz'da neler vardı? Beykoz'da bir kere Beykozlu olmayan bir başkan vardı. Ve Beykoz'da Beykozlu olmayan başkanın, Sayın Başkanımızın da seçim çalışmaları boyunca aktardığı kibir vardı. Yani Beykoz Belediye Başkanı kibir içerisindeydi. Vatandaştan kopuk vaziyetteydi. Aslında yaptığı çalışmalar Cumhuriyet Halk Partisi tabanına yönelik çalışmalardı. Ama Beykoz'da bir de Beykoz'un çocukları vardı. İşte tanıtmamıza ya da anlatmamıza adayımızı
vatandaşımıza tanıtmaya ihtiyacı olmayan bir adayımız vardı. Şimdi en büyük özelliklerinden biri Beykoz'un kendi içinde yüzyıllardır Beykoz'da, Taşabahçe'de yetişmiş bir aday vardı. Ve daha önce de belediye başkanlığı yapmış ve çalışmalarını Beykoz halkın tarafından bilinen bir adayımız vardı, Sayın Alaaddin Köseler. Bu 34 günlük çalışmanın en büyük bizim açımızdan olumlu kaynağı buydu. Çünkü gittiğimiz hiçbir mahallede, gittiğimiz herhangi eve gidersek gidelim, Alaaddin Başkan'ı söylediğimizde hemen hemen tüm Beykoz halkının ismini duyduğu ama çalışmalarına şahit olduğu ya da çocukluk arkadaşı bir aday profili vardı ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin işini çok kolaylaştırdı. Beykoz'da imar sorunu vardı. Yani vatandaşların imarlarıyla ilgili çok büyük sıkıntıları vardı. Şimdi demin bazı köy ve mahallelerde neden işte Beykoz Belediye Başkanlığımızın önde çıktığını anlattı genç arkadaşımız. Çünkü köylerde başkanım her gittiği yerde söylüyor, küme sıktılar. Yani vatandaşın canını yaktılar. İşte Paşa Mandıra'da en büyük sebebi, Paşa Mandıra'da yerleşik olan ailelerin 20 yıllık, 30 yıllık, belki 40 yıllık evi bulunan ailenin sadece evini onlardı diye evini yıktılar. Yani aslında bunların yansımalardı. Yani köylerde uzun süre yıkım yaptılar. Burada bulunan birçok arkadaşımız da, daha önceki meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Onlar da şahitler. Yani kısacası en büyük olgulardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak belediye başkanımızın arkasında dirilip durduk. İlçe yönetimi, kadın kolu, gençlik kolu ve tüm örgütümüzle birlikte hareket ederek aynı yolda yürümesini sağladık. Geçmişimizle, geleceğimizle bu hususu başardığımız için bunun da onurunu ve gururunu hep beraber tüm örgütümüzle yaşıyoruz. Bundan sonraki süreç, dediğimiz gibi, bundan sonra önümüzde bir hedef daha var. Cumhurbaşkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'ni artık Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Partili kadroların yönetmesini istediğimiz ve bizim de gönlümüzden geçen, şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'na taşımak. Bizim amaçlarımızın en başında gelen bundan sonraki süreç bu. Hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Biraz evvel konuşmacı arkadaşlarımın, kardeşlerimin de bahsettiği gibi artık bıçak kemiğe dayanmıştı toplumda. Toplumu fakirleştiren, Beykoz özelinde iş alanlarını kapatan ve Beykozlu'yu Beykoz'dan göçe zorlayan planlama anlayışıyla 20-25 senedir Beykoz'da saltanat sürenler, Beykoz'u villa kent yapacağız diye 20 yıldır, 25 yıldır planlara ticari alan lejantı bile koymayan anlayışı Beykoz'u yıktı. Beykoz'u nasıl yıktı? Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarının dışında bu işin sahası yok diyerek yürüdük. Daha belki seçimlerde ki bilgi ve dayanışmayı bu seçimde pekiştirdik. Diğer siyasi partinin aktörleri Beykoz'daki bazı kanaat önderleriyle ilişkilere girdik. Ve onların da nabzını alarak, onların da onayını alarak yürüdük.
yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli kadroları, buna gönüldaşları, yoldaşlarının dışında, yani artık malum partinin, partiye oy vermiş insanlardan Türkiye Komünist Partisi'ne kadar tüm yelpazeden oy alarak bunu başarıya ulaştık. Bu yalnız Beykoz'daki başarıyı taşlandırdık ama burada en önemli faktör biraz evvel de Kadın Kolları Başkanımızın söylediği gibi Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızın da Büyükşehir'de yapmış olduğu çalışmaların ve insan ayrımı yapmayan, ötekileştirmeyen yaklaşımının da faydasını gördük. Onun yansımalarını hissettik. Bu çok değerli. Sahaya çıktığımda bunu ben bizzat hissettim ve yaşadım yani. Hakikaten vatandaşımız Beykoz'da Ekrem Başkan geldiğinde kucak açtı, sevgi gösterilerinde bulundu. Bu hakikaten bazen sanki toplanma miting havasına döndü. O yüzden ben seçimde Büyükşehir'in kazanacağı arkadaşlar arasında kesin gibi görülüyordu. Ve bu doğru bir tespitti. Fakat mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi demeyeyim de yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı kadrolarının tespitinde mevcut kazanılmış CHP'li belediyelerin tekrar kazanılacağı yani birinci grup diye adlandırdıkları grupta kazanılmış ilçeler vardı. İkinci grupta ihtimalli olan ilçeler vardı. Biz üçüncü grupta bir ilçeydik. Yani kazanılması çok zor olan bir ilçeydik. O yüzden dört dönemdir burada malum siyasi partinin kendilerini de kaybetmeyi düşünmediği bir zaman diliminde bazı teknik hatalar yaptılar. Biz de bunu değerlendirdik. Bunu tabii ilçe başkanımızın biraz evvel söylediği gibi eski seçimlerde yapılan hatalar vardı. İlçe başkanı bir tarafta, belediye başkanı bir tarafta ayrı kaldırımlarda yürüyordu. İlçe başkanı isim bazına girmeden söyleyeyim. Belli bir çalışmanın başlangıcı da vardı, sonunda yoktu falan gibi. Bu tür şeyler siyasi gözlemleri iyi yapan arkadaşlar tarafından bilinen şeyler bunlar aslında. Fakat bu seçimde bazı eksikliklerimizi tamamlayarak yürüdük. Ve meclis grubunun desteğiyle ondan sonra ve iyi bir merkez kurduk. Yani Paşabahçe'de bir merkezimiz oldu. Şimdiye kadar bu kadar kapsamlı bir çalışma yürütülmemişti. Ben şahsen 4-4,5 saat uykuyla gezdim. 34 gün boyunca. Yani benle beraber tabii uykusuz kalan arkadaşlar var. Ben kendimi anlatıyorum yani. Şimdi nasıl kazanıldı? Bizim artı olarak yaptığımız şeyler var. Onların eksi olarak hata yaptığı şeyler var. Biraz önce bahsetti. Yani toplumun bizden, Cumhuriyet Halk Partisi'den beklentisi var. 20 senedir denendi. Ülke bütününde yani fakirleşti toplum. Üretim alanları kapatıldı. Ülke bazında söylüyorum. Genel siyaset olarak kapatıldı. Üretmeyen bir toplum haline geldi. Yani hep her zaman söylüyorum, yine burada da tekrar edeceğim. Üst Türk lirası 200 Türk lirası 2009'da 132 dolar alıyordu. Şimdi 5 dolar alıyor. Yani toplumsal olarak biat kültürüne alışalım diye toplumu fakirleştirdiler. Bu fakirleştirmenin getirdiği avantajı kullanırız dediler. Emeklileri 10 bin liraya mahkum ettiler. Yıllar evvel belediye başkanlığı yaptığım süreçte belediye aldığım kardeşlerimizden 29 kişi kalmıştı. Geçen iki gün evvel sözleşme bağladık. Onların yaşam standartlarının altında bir maaşa mahkum eden bir anlayışı, %100 maaş vererek onların yaşamlarına bir katkı sunalım dedik. Çünkü çoğu Beykoz'un çocuğu ve
diğer konuda şirket çalışanlarına %100'ün üzerinde zam verilirken onlara %36-40 arasında zam verilerek onların yaşamlarında hareket kabiliyetlerini kısma noktasına gitmişler. Böyle bir sonuçla sözleşmeyi boğaltladık. Nasıl kazandık? Bir kere iletişimimizi güçlendirdik. Burada ben hakikaten altını tekrar çizmek istiyorum. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Ellerimizdeki imkanları iyi kullandık. Bize tabii ki Üsküdar'ın dışında daha az destek gördük. Bunu da altını çizmek istiyorum. Yani yakın bir ilçe olduğu için söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani bu Üsküdar Beykoz ilçeleri İktidar Partisi'nin önem verdiği ilçeler. Yani burada Beykoz'a baktığımız zaman malum iktidarın başındaki kişinin Beykoz'da yatırımları var yani sonuçta. Beykoz'u öyle herhalde düşünmüyordur yani, ben de tahmin etmiyorum. O yüzden hem önem verdiler hem destek verdiler. Seçim öncesi bazı iki akşam evvel mesela Beykoz'a geldi. Bazı dengeleri değişti. Yeniden Refah'ın az oy almasında kendisinin de katkısı var Beykoz'da. Yani. Bu başka bir nokta tabii ama yani birey olarak seçime giren arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız birbirine destek oldu. Sorumluluk sahibi gibi hareket ettiler. Dağılım iyi oldu. Mahalleleri iyi böldüler. Kendi yetki alanlarını belirlediler. Sosyal medyayı kullanan aramızda daha iyi arkadaşlar vardı. 99-2004'te bu sosyal medya bu kadar etkin değildi yani. Yani ben pek alışamıyorum yani. Ama genç arkadaşlardan destek alıyoruz. Onlar sağ olsunlar cevap vermeye ve bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben onlara da buradan bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Vallahi seçim akşamına gelmek istemiyorum ama ülke bütününde sağduyulu vatandaşın yani tek kişinin hiçbir zaman doğru karar veremeyeceğini hissederek seçim akşamı ülkeyi kırmızıya boyayarak inanılmaz şehirleri de yerelde kazanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ülkede birinci parti yaptı. Ben tüm Beykoz'a, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkına teşekkür ediyorum. Bir borç biliyorum. Cevaplarınız için teşekkür ederiz.